Arkadaşlar ince işler klanına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kitap ve defterleri yavaşça yere bırakın. Çünkü okullarda öğretilmeyen her şey için ince işler taktikleri başlıyor. Bugün çok tatlı bir konumuz var. Çok fazla soru geliyordu bu konuyla ilgili. Kendin için ideal parfümü nasıl bulursun? En zor şeylerden bir tanesidir. Çünkü reyona böyle bakarsın. Yüzlerce parfüm vardır. Hepsi birbirine benzemekte ama aslında hiçbiri de birbirine benzememektedir. Ve sen üzerine sıktığında senin için en iyi parfümün ne olduğunu tam olarak kendin bilemezsin. Çünkü Başkasıyla da ilgilidir aynı zamanda. Ben ne kadar ödeyeceğim, hangi tip kokuyu kullanmalıyım ya da bir şeye para ödüyorsam onun içerisinde aslında ne vardır ve ben karşıya nasıl bir imaj veriyorum? Şimdi sadece 3 adımda bunları anlatacağız. Çünkü insan hafızası kokuyu görme ve duymadan sonra 3. duygu stoklama haznesi olarak kullanır. Bir şeyin kokusu sizin hafızanızda onun nasıl bir duygu yaratacağını da tetikler. Dolayısıyla bir kokuyu seçip imzanız yaptığınız zaman o sizin bir süre sonra karakteriniz olur. Ve kokular 50 materyallerden üretilirler. Bunlar meyve, baharat ve çiçeklerdir. Her bir materyal kendi içinde dışarıya verdiği farklı bir imaj ve farklı bir duyguyu da taşır. Mesela çiçek kokusu baharla özdeşleştirildiği için Beyinde yeni başlangıçlar daha pozitif bir algı yaratır. Dolayısıyla çiçeksi kokular kullanırsanız karşı tarafa daha masum, daha sakin bir imaj vermiş olursunuz. Sizi kokladıkları zaman sizden huzurlu ve yeni bir bahar çiçeği kokusu, bir gardenya, bir papatya kokluyormuş hissine kapılır. Baharat değil, meyve çünkü hocam gerçekten bunların yerlerini değiştirmiş. Bu arada çok güzel değil mi? Hepsi çok güzel değil mi? Çizerken kesinlikle yazılı metni kullanmamış hocam Kendi göre düzenlemiş. Ama o zaman ben baharat yazsa da meyveyi anlatacağım. Çünkü meyvemsi kokular aynı şu anda büründüğüm hal gibi enerjik bir imaj taşırlar. Siz meyvemsi kokuları karşı tarafa verdiğiniz zaman o tatlı enerjik kokular karşı tarafa daha sizi yüksek enerjili ve pozitif biri, aynı zamanda da heyecanlı biriymişsiniz gibi algılatır. Yani meyvemsi kokular kullanırsanız sizin için çok tatlı, çok enerjik, ortama girdiği zaman hemen yükseltir gibi kelimeler kullanabilirler. Böyle bir insansanız o zaman meyvemsi kokuları tercih edebilirsiniz. Yani hem yumurta tavuk hem tavuk yumurta. Ve gelelim... Baharata. Baharatlar yediğinizde de kokladığınızda da mesela biber ya da tarçın sizi heyecanlandırır. Kan akışınızı hızlandırır. Dolayısıyla baharat içeren kokular karşı tarafa provokatif, heyecanlı, seksi, daha gizemli bir imaj vermenizi sağlar. Bu tip bir imaj çizmek istiyorsanız o zaman baharatlı kokuları yani daha böyle acımtırak, daha böyle keskin kokuları tercih etmeniz gerekir. Şimdi gelelim ikinci etaba. Karakterinize göre hangi materyalden yapıldığını sizin seçtiğiniz kokuyu buldunuz. Gittiniz, sordunuz. Ben çiçeksi bir koku istiyorum, ben baharatımsı bir koku istiyorum, ben meyvemsi bir koku istiyorum dediniz. Bunlar, 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 bunlar var dediler. Ve şimdi ikinci etaba geldiniz. Yoğunluk. Parfüm, eau de parfüm, eau tuvalet. Bu üçü şişelerin üzerinde aslında sanki aynıymış gibi dursalar da Temelde bütçenizin ne kadar sarsılıp ne kadar sarsılmayacağını belirlerler. Parfüm içerisinde yoğunluğu yani D eşittir M bölü V. Hocamın kimyager burada şeyin imajını da görebiliyoruz. Kalp içine de almış. Yani densitesi yüksek olan ve sürdüğünüz zaman üzerinizde daha çok kalan kokular parfümdür. Bunlara kolonya da denir. Onlar su miktarı daha az İçerisinde o çıkartılmış meyve baharat ya da çiçek ekstraktı daha yoğun olan şeylerdir. Onları genelde sıkmaz sürersiniz. Sürdüğünüz zaman da üzerinizde teninizde uzun bir süre kalırlar. Siz bunlara daha çok para ödersiniz. Öde pahvım bunun yoğunluğunun biraz daha az olanıdır. Dolayısıyla bütçenize daha uygundur. Bir miktar daha üzerinizde kalır ama parfüm kadar üzerinizde kalmaz ve sürdüğünüz zaman yıkansanız dahi üzerinize yerleşmez. Ama ortalama bütçe için hem fiyat performans açısından genellikle de parfüm dükkanlarında satılanlar bunlardır. Ama öde tuvalet yoğunluğu en az olan parfüm çeşididir. Onu hani sıkarsınız 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 ve bir saat iki saat geçtikten sonra böyle parfüm azalmış olur ve çıkartılır çantanızdan bir daha sıkarsınız ya işte onlar öde tuvalet. Çünkü parfümü öyle koydunuz mu ondan sonra karşı taraftan abi bu ne yoğunluk ya da kızım bu ne yoğunluk Derler. Bunu istediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Yanınızda gezdireceğiniz şeylerde ya da bütçeniz yeterli değilse bunu kullanabilirsiniz. Bunların küçük parfümlerini çantanızda ya da cebinizde kullandığınız öde parfümün bir yancısı, yardımcısı olarak da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bütçeniz hangisine uygunsa seçtiğiniz karakteristik özelliklerin yoğunluk özelliklerine göre de bir kombinasyon yapmanız gerekir. Şimdi gelelim bütçenize göre bir yoğunluğunu seçtiniz. Bir koku çeşidini seçtiniz. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü her parfüm tenin üzerinde farklı şekilde duyulur. Çünkü sizin teninizin doğal kokuları vardır. Hem beslenme biçiminizden hem doğuşunuzdan getirdiğiniz bazı feromonlar ve hormonlar sizin teninize eşsiz bir koku bırakır. Bu kokuyla parfümü birleştirdiğiniz zaman ortaya tabii ki bir kombinasyon çıkacaktır. Dolayısıyla bir parfümü hemen sıkar sıkmaz böyle havadan böyle kefal gibi koklamak değil, sıkıp hemen koklamak değil, sıkıp bir süre bekledikten sonraki ideal süre bir dakikadır. Bir dakika bekledikten sonra ancak o zaman koklamak gerekir. Çünkü teninizle parfümün birleştiğinde ortaya çıkacak doğru kokuyu işte bu uyum verecektir. Eğer bütün bunlara rağmen hala kokunuz iyiyse ve yanınıza mutlaka bir karşı cins ve hem cins yancı aldınız ve test edip onaylattıysanız artık parfümünüzü alabilirsiniz. Burada hocamın çizdiği gibi rengarenk parfümler de olabilir ya da çok güzel gidip ekstrak da tuvaletlerde olabilir. Ama ne olursa olsun sürekli bir şekilde parfümünüzü değiştirmeyin. Çünkü parfüm hafızayla o kokunun arasında çok güzel bir köprü kuracaktır. Parfüm kullandıktan belli bir süre sonra da sizin imzanız ve karşı tarafta algılanan karakteriniz olacaktır. Buna dikkat edin, bizi takip edip paylaşmayı ihmal etmeyin. Ben Özgür Üslal. Bu işler ince işler. Sevgiler.